nasıl bir bilim haline dönüştüğünü sizlerle inceledik. Arkasından da tarihsel bir süreç içerisinde yönetim biliminin nasıl farklılaştığını, anlam ve uygulama bakımından nasıl değiştiğini gördük. Bu doğrultuda klasik dönem yaklaşımlarını, neoklasik dönem yaklaşımlarını ve çağdaş dönem yaklaşımlarını inceledik. Bu şekilde yönetim bilimi anlamında işin tarihsel ve teorik kısmını özet bir şekilde sizlere izah etmeye çalışmış oldum. Bu haftaki dersimizden itibaren uygulamaya dönük, tabii içerisinde teorik bilgiler de sizlere vereceğiz. Özellikle yönetme fonksiyonunu incelerken liderlik ve motivasyon konusunu sizlerle teorik anlamda değerlendireceğiz. Ama bundan sonra anlatacağımız konular artık daha uygulamaya yönelik, yani yönetim biliminin uygulamaya dönük yüzünü ifade eden hususlar olacak. Anlatacağımız konular sadece bir akademik konu olarak değil, günlük yaşantımızın da aslında vazgeçilmez bir parçası olan yönetimin nasıl hayatımıza bir farklılık getireceğini, düzgün uygulandığı zaman, doğru uygulandığı zaman nasıl bir farklılık getireceğini, yapacağımız bütün faaliyetlerde nasıl bize etki edeceğini göreceğimiz bir anlatım olacak. Birincisi, yönetimin fonksiyonlarından ilki, yine ben bir sunumu ekrana aktarayım arkadaşlar. Ekran paylaşma yetkim var mı? Seda Nur. Evet hocam var. Yapamadınız mı acaba? Göremedim ben ama. Şimdi tekrar deneyebilir misiniz hocam? Şimdi geldi. Teşekkür ederim. Şimdi. Tamam. Rica ederim. Yönetimin fonksiyonları konusuna başlıyoruz kıymetli arkadaşlarım. Ne demek yönetimin fonksiyonları? Bilimsel anlamda bir yönetim faaliyeti yürüteceğimiz zaman neler yapmamız gerekiyor? Hangi aşamalarla, hangi kademelerle, nasıl, ne şekilde belirli faaliyetleri hangi sıralamayla icra etmemiz gerekiyor? Bunları ifade ediyor yönetimin fonksiyonları. Yani bir yönetim faaliyeti icra edeceğimizde bunu bilimsel anlamda yürütmek ister isek şayet bu haftadan itibaren anlatmaya başladığımız fonksiyonları belirli bir sıra dahilinde uygulamamız gerekecek. Özetle yönetme işine bilimsel anlamda aday olan bir kişi hangi faaliyetleri yerine getirecek. Bunları incelemeye başlıyoruz. Yönetimin fonksiyonlarından ilki planlama dediğimiz fonksiyon arkadaşlar. Planlama yönetme işine başlayacak olan bir kişinin ilk yapması gereken faaliyettir. Bu fonksiyon bize neyi, ne şekilde, ne zaman, nasıl yapacağımızı gösteren bir kılavuz şeklindedir arkadaşlar. İyi bir yönetim, iyi bir planlamayla başlar.
Eğer sizler yapacağınız işten ne beklediğinizi, sonucun ne olmasını istediğinizi, ne elde etmek istediğinizi, nasıl çıktılara ulaşmak istediğinizi doğru bir şekilde analiz ederseniz, buna ulaşmak için yürütmeniz gereken faaliyetleri de net bir şekilde sıralayabilirsiniz. Bu anlamda planlamanın temel şartı bizim belirli bir misyon ve vizyona sahip olmamızdır. Yani biz neyi, ne için yapıyoruz? Bu soru cevaplandıktan sonra yapacağımız faaliyet bir anlam kazanacak. İşte iyi bir planlama yapacağımız zaman da bu misyonumuza, vizyonumuza vakıf olmamız gerekir. Yani neyi, ne için yapıyoruz? Ve ne elde etmek istiyoruz? Lütfen bundan sonra anlatacaklarımı sadece profesyonel ve bilimsel anlamda yönetim faaliyeti yürüten bir kişinin yapacakları olarak değil, aynı zamanda günlük hayatımızda herhangi bir faaliyeti yerine getirirken dikkat edeceğimiz hususların neler olacağı anlamında da dinleyiniz. Plan yapmanın ilk şartı, planın belirli özelliklere sahip bir şekilde yapılmasıdır, gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda bizler etkili bir planın, amacına ulaşma ihtimali yüksek olan bir planın taşıması gereken özelliklerin neler olduğunu öncelikle bir sıralayalım. Birincisi, planlar belirli temel özellikler taşıyor dedik. Bunların ilk belirleyici kısmı planların geleceğe yönelik, gerçekçi ve objektif bir araştırma değerlendirme faaliyetine dayanmasıdır. Biz herhangi bir işi profesyonel anlamda, bilimsel anlamda yöneteceğimiz zaman ilk yapacağımız faaliyet bizim geleceğe yönelik gerçekçi ve objektif bir plan hazırlamak olacaktır. Elbette ki geçmişe dönelik zaten bir plan yapılmaz. Plan geleceğe yönelik ve gelecekte karşılaşılan muhtemel durumları göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Bu anlamda bir proaktif yaklaşım dediğimiz ön görücü, bir şeyi olmadan tahmin edici bir anlayışla işe başlamamız gerekiyor. İkincisi, gerçekçi olmak. Hayal gücümüzün sınırlarını zorlayarak biz etkin bir plan hazırlayamayız. Yapacağımız planı elimizdeki, ki biraz sonra daha detaylı anlatacağız, elimizdeki imkan kabiliyetleri, kapasiteyi, insan gücünü, mali gücü, yani sermaye gücünü doğru bir şekilde ve hayale kaçmadan ortaya koymamız gerekir. Bu da bize planlamanın bir temenninin ötesinde olduğunu gösterir. Yani plan, keşke şöyle olsa cümleleri de kelimesiyle başlayan cümleler içermez. Elimdeki imkanlar bu, şunları yapabilirim. Dolayısıyla yapabileceğimi neyse onun en iyisini yapabilmeliyim düsturuyla işe başlamaktır. Etkili bir plan yapmak istiyorsak yapacağımız işlere. Bu anlamda kıymetli arkadaşlarım, mutlaka ve mutlaka eldeki imkan ve kabiliyetleri, ki üretim imkanları olarak veya üretim faktörleri olarak iktisatta geçen bir takım unsurlar vardır. Bunları
hatırlatma babında tekrar etmiş olalım. İşte bir kere en başta ne vardı? Para. Sonra zaman. Sonra insan gücü. Yani insan kapasitesi. Toprak dediğimiz yer, konum. Bütün bunları doğru analiz edip planımızı ona göre yapmalıyız. Özellikleri bitirdikten sonra güncel bir örnekle bunların hepsinin üzerinden geçeceğim. Bunu da şimdiden hatırlatayım. Ve yine dedik objektif bir araştırma, yani tarafsız bir araştırma ve değerlendirme faaliyeti sonucunda yapılmalıdır planlar. Taraf tutulmamalı. Neyse, gerçekçi olmanın bir yansımasıdır aslında objektiflik. Neyse, ne yapılacaksa, layığı neyse şey onun ortaya konulması. Taraf tutmadan faaliyet göstermek, objektiflik. Planlı olması gereken bir diğer özellik planların esnek ve yenilenebilir olmasıdır. Ne demektir bu? Yapacağımız planlar bizi güncel değişmelere, güncel gelişmelere ayak uydurabilmelidir. Eğer planlarda yeterli esneklik yapmazsak, yapacağımız işleri doğru bir şekilde ortaya koyarken, koyma amacıyla faaliyet gösterirken, eğer belirli bir esneklik düzeyi, belirli bir esneklik payı ortaya koymaz isek, planlarımız ilk karşılaşılan beklenmeyen durumda başarısızlığa uğrayacaktır. Esneklik ve yenilenebilirlik yapacağımız planların değişen durumlara beklenen, beklenebilen, tahmin edilebilen veya tahmin edilemeyen farklılıklara ayak uydurarak sürdürülebilir olmasını sağlar. Yine planların üçüncü özelliği mali açıdan uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Olması. Sermayeden bahsettik az önce. Yürütülen bir faaliyet, yönetsel bir faaliyetin temel sac ayaklarından bir tanesi elbette ki mali yönüdür arkadaşlar. Sermaye yönü. Sermayeniz yoksa, cebinizde paranız yoksa sizin neyi ne şekilde planladığınızın bir önemi olmayacaktır. Ya da en azından sermayeyi elde etme konusunda bir fikriniz yoksa planınız hiç işlerlik kazanmayacaktır. Yine planların kabul edilebilir, mantıklı, herkesçe benimsenebilir bir süreyi kapsaması önemlidir. Bu anlamda yapacağımız planlar ne çok uzun bir süreyi kapsamalıdır ne de çok kısa bir süreyi kapsamalıdır. Farklı bir ifadeyle yapacağımız işe göre planlamamızın süresi birbirine uyumlu olmalıdır kıymetli arkadaşlar. Son olarak planların uygulayacak kişiler tarafından, yani o planları uygulayacak kişiler tarafından kabul görmesi, benimsenmesi ve desteklenmesinin sağlanması büyük önem taşır. Elbette ki insanlar benimsedikleri ve kabul ettikleri, yapabileceklerini düşündükleri planları uygularken çok daha verimli olacaklardır. Aksi durumda belirli bir zorlamayla sadece yürütülmeye çalışılan planların sonuca ulaşması da anlamsız olacaktır. Şimdi bu özellikleri birer örnek üzerinden tekrarlayalım. Dedik ki geleceğe yönelik gerçekçi, objektif bir araştırma değerlendirme faaliyetiyle yapılmalıdır. Şimdi ben çıkıp desem ki ben NASA'ya astronot olacağım. Benim amacım bu. Hedefim bu. Desem. Geleceğe yönelik mi? Geleceğe yönelik. Peki gerçekçi mi? Tartışılır. Niye? Çünkü astronot
dediğimiz mesleği yapabilmemiz için belirli bir takım eğitimlerden geçmemiz lazım. Belirli bir takım okullara bitirmemiz lazım. Sağlık durumumuzun yeterli olması lazım. Bunların hepsi belirli bir süre içerisinde olması lazım. Şu an biz bitirmemiz gereken okullara henüz başlamamışsak, benim çıkıp da ben astronot olacağım demem, en azından bilimsel anlamda astronot olacağım demem. Yani çok zengin olursan ve işte uzay seyahatine parayla çıkarsam o ayrı konu. Ama onun dışında bilimsel araştırmalar için faaliyet gösteren bir astronot olabilmem için, yani bir meslek olarak astronotluğu yapabilmem için kendi adıma oldukça geç kalmış durumdayım. Hem okullar bakımından, hem yaş bakımından, hem sağlık bakımından bu benim için gerçekçi bir hedef olmaktan uzak. Dolayısıyla eğer ben şu an ben astronot olacağım deyip bir plan yapmaya başlarsam benim yaptığım plan anlamsız olacaktır arkadaşlar. İkinci olarak esnek ve yenilenebilirlikten bahsetmiştik. Eğer ben değişen durumlara adapte olacak bir plan yapmazsam yine planımın daha baştan uygulanma kapasitesini düşürmüş oldum. Bir pikniğe gideceksiniz. Arkadaşlarınıza dediniz ki işte şurada açık havada oturacağız, yemek yiyeceğiz. Şimdi siz planınızda şöyle bir esneklik getirmezseniz, tamam açık havada plan yapacağız, piknik yapacağız, bu güzel, bunda bir sıkıntı yok. Ama yağmur yağar ise şöyle bir şey yapalım tarzında planımıza esneklik kazandıran bir husus eklemezsek, alternatif yollar ilave etmezsek yağmur yağdığı zaman pikniğimiz rezil olacaktır. Ama alternatifimiz varsa biz yağmur yağdığında hemen ne yapacağımızı biliriz, nereye geçeceğimizi biliriz ve pikniğimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yine mali açıdan uygulanabilir nitelikte olmak çok önemlidir. Şimdi cebinizde İşte 50 lira var. Alışveriş merkezine girdiniz. Bir kazak beğendiniz. 200 lira. Çıktınız. Eve geldiniz. Cebinizdeki para duruyor. 50 lira. Bir de yemek yediniz. Gittiniz. İşte Ankara'nın şu meşhur merdiven altı tavuk dönercilerden, yani tavuk eti olduğu şüpheli olan tavuk dönerlerinden bir de işte 10 lira verdiniz, yemek yediniz, kaldı cebinizde 40 lira. Bir yerden para gelme gibi bir beklentiniz yok. Henüz bir hesabınıza para yatıracak bir durum yok. Siz yarın ben bu kaza alacağım deyip bir plan içerisine girerseniz elbette ki ne kadar detaylı ve ne kadar ince bir plan yaparsanız yapın, bunun başarıya ulaşması imkansız olacaktır. Çünkü cebinizdeki paranın miktarı bellidir. Ve sizi hedefinize götürecek bir meblağ olmaktan uzaktır. Planların kabul edilebilir bir süreyi kaplamasından bahsettik. Ne kadar tutmalıyız? Peki yediğiniz... Bir soru mu var? Benim mikrofonu açılmıştı da kapattım ben. Ha, tamam. Arkadaşlar arada soru sorabilirsiniz. Yani anlamadığınız bir yer olduğu zaman ya da takıldığınız, ilave etmek istediğiniz bir şey olduğunda lütfen hemen konuşunuz. Kabul edilebilir bir süreyi kapsamalıdır dedik. Şimdi
şunu diyemez kimse. Ben işte üniversite son sınıftasınız. Ben 2 yıl sonra Ankara'da işte Çay Yolu'nda lüks bir villam olacak. Bir de önünde bir Mercedes arabam olacak. Deyip bunları gerçekleştirmek için 2 yıllık bir plan yaparsanız bunun kabul edilebilirliği çok düşük olacaktır. Dolayısıyla hem sizin açınızdan hem de bu planı uygularken size destek olacak kişiler açısından siz daha başta planın gerçekleşmeyeceğini neredeyse kabul etmiş olursunuz. Anlamsız bir hale dönüşür planınız. En azından yasal yollarla 2 yılda böyle bir gelir elde edemezsiniz arkadaşlar. Ve dedik ki uygulayıcılar tarafından kabul görmeli. Herkes sadece profesyonel bir yönetici anlamında değil, günlük yaşantısında da yaptığı planlarda tek başına değildir. Planlayıcılarımızı belirleyenler olmasa bile etkileyenler mutlaka vardır. Bu bazen hava durumudur, bazen yakın bir arkadaşımızdır, bazen anne babamızdır. Planlarımızı mutlaka etkilerler, dış etkileyiciler vardır. Bunlar da bizim aslında planımızın uygulayıcılarıdır dolaylı olarak. Bize planımızı gerçekleştirmede destek olan, planımızı gerçekleştirirken bize en azından engel olmayan kişiler dolaylı olarak planımızı uygulamada bize yardımcı olan kişilerdir. Bu anlamda gerek profesyonel bir yönetici olarak aslarımıza, yani planı uygulayacak olan kişilere, gerekse de dolaylı bir şekilde planımızı etkileyecek kişilere biz planımızın mantığını, planımızın uygulanabilirliğini, planımızın anlamlı olduğunu karşı tarafa kabul ettirmeliyiz arkadaşlar. Siz bir yönetici olarak çıkıp da işte bu yıl sonunda geçen yıla göre satışlarımızı %100 arttıracağız derseniz böyle bir pandemi döneminde, bunun çalışanlar üzerindeki etkisi sadece ve sadece size acıyan ve anlamsız gözlerle bakan kişiler olacaktır. Hele ki böyle bir pandemi döneminde siz cironuzu, satışlarınızı %100 arttırmayı hedeflemişseniz zaten sizin bir yönetici olarak vasfınız sorgulanır. İnsanlar ancak inanırlarsa, güvenirlerse sizin arkanızdan gelirler ve sizin yaptığınız planları, yönetici olarak sizin yaptığınız planları uygularlar arkadaşlar. Planda olması gereken özellikler bunlar. Gelelim planlamanın yararlarına. Yani planlı hareket etmenin, plan yapmanın faydalarına. Birincisi, yöneticilere karar alma bakımından yol gösterirler. Niye? Çünkü planlamayla siz neyi ne zaman ne şekilde yapacağınızı ortaya koymuş olursunuz. Ve alacağınız kararlar da bundan sonra bu doğrultuda olur. Şimdi kendinizi yine yöneticiden günlük yaşantınıza bir hayal edin. Oraya kendinizi yönlendirin lütfen. Dışarıya çıkacaksınız. Hava güzel. Bir plan yaptınız. Dediniz ki ben arkadaşlarımla şurada buluşacağım. Orada yemek yiyeceğiz. Daha sonra şuraya geçip orada alışveriş yapacağım. Ve ondan sonra şuradan işte kitapçıya uğrayacağım. Kitap alacağım. Akşam da döneceğim. Bu şekilde bir plan yaptınız. Dışarıya çıktınız. Otobüs durağına geldiniz. Otobüs durağında acaba hangi otobüse binmeliyim diye düşünür müsünüz?
Böyle bir düşünce içerisine girer misiniz? Var mı? Ben hangi otobüse bineyim acaba diye düşünürüm diyen bir arkadaşımız var mı? Burak, yine sen her zamanki gibi görüntülüsün. Bu arkadaşlar kamerada açmadıkları için onlarla bir kontak da kuramıyoruz. Sen ne dersin Burak? Düşünür müsün? Sesim geliyor mu? Merhaba. Merhabalar. Hocam, planlamamı dediğiniz gibi önceden böyle bir planlama yaptıysam bu süreç içerisinde hangi güzergahı veya hangi otobüsleri kullanacağımı bellidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Söylemek istediğimiz de buydu. Yani gideceğiniz yeri belli etmişseniz ne bir karar verme durumunda kaldığınızda sıkıntı yaşamazsınız. Kararınız bellidir. Çünkü plan yapmışsınızdır. Nereye gideceğinizi önceden planlamışsınızdır. Ve sizi oraya götürecek olan otobüs hangisi ise karar verme sıkıntısı yaşamadan o otobüse binersiniz. İşte yöneticiler de profesyonel anlamda yönetim içerisine giren kişiler de ister özel sektör olsun ister kamu sektörü olsun planlamayla ne yapacaklarını ortaya koydukları için bir ikilemle karşı karşıya kaldıklarında bir karar verecekleri zaman sıkıntı yaşamazlar. Çünkü hedeflerini belirlemişlerdir. O hedef doğrultusunda ilerlersiniz. Ama tıpkı herhangi bir plan yapmadan sırf hava güneşli diye kendisini dışarı atan birinin hangi yöne gideceği konusunda kaldırımın üzerinde dakikalarca anlamsız bir şekilde dönüp dolaşması gibi bir yönetici olarak plansız hareket ederseniz siz de karar verme durumuyla karşı karşıya kaldığınızda sıkıntı yaşarsınız. Bu anlamda planlama karar verirken yöneticiye yol gösterir diyoruz. İkincisi, gelecekteki belirsizlikleri azaltır. Elbette ki birer kul olarak biz geleceği göremeyiz. Yani gelecekte nelerle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Ama tecrübemiz vardır, aklımız vardır, zihnimiz vardır. Ve bütün bunların ışığında biz geleceği göremesek de öngörebiliriz. Yani nelerle karşılaşma ihtimalimiz olduğunu akıl süzgecimizden geçirerek tahmin edebiliriz. İşte planlama ne yapacaklarımızın ortaya konması olduğu için planlı hareket edildiğinde gelecekte belirsiz, beklenmeyen durumlarla karşılaşılma ihtimalini azaltır. Çünkü siz plan yaparken bu durumları düşünmek zorundasınız. Dedik ya, esnek olmalı plan. Yenilenebilir olmalı. İşte onun kıymetli arkadaşlarım yansıması budur. Siz planınıza esneklik kazandırırken gelecekte karşılaşabileceğiniz olayları düşünürsünüz. Ne demiştik? İşte açık havada piknik yapacağız ama yağmur yağarsa şu şekilde hareket edeceğiz. Bu ibarede olduğu gibi profesyonel anlamda yönetim faaliyeti yürütürken kıymetli arkadaşlar biz planımıza esneklik kazandırmak adına öngörülerde bulunuruz. Şöyle bir şeyle karşılaşırsak şunu yapalım. Şu şekilde bir durum karşımıza çıkarsa şöyle davranalım şeklinde. Bu bize neyi sağlar? Gerçekten o durumla karşılaştığımızda sıkıntı yaşamamamızı sağlar. Yani açık havada pikniğimize devam ederken yağmur yağmaya başladığında anlamsızca etrafımıza bakmayız. Yapacağımız şeyi çünkü önceden düşünmüşüzdür. Bu da bizim belirsizliklerimizi azaltır. Yine planlama zamanın ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlar. Siz planlamayla kimin ne zaman ne yapacağını ortaya koymuşsunuzdur. Böylece bir faaliyet iki defa yapılmaz. Bir faaliyet farklı kişiler tarafından yapılmaz. Ya da
Farklı kişiler aynı faaliyeti yapmaz. Bu da bize ne kazandırır? Zaman ve kaynak israfının önüne geçmiş oluruz. Akşama yemek yapacaksınız. Akşam yemek yapılacak ve yemek menüsünü belirleyeceksiniz. Bu bir plandır işte arkadaşlar. Şimdi annelerimiz ve hamarat hanımefendiler mutfağa ilk girdiklerinde en büyük sorun olarak neyi çözerler? Ne yapacağını. Yani Seda, bir hanımefendi olarak söyle lütfen. Mutfağa dur bakalım bir başlayayım. Elime bir yumurta alayım. Biraz işte un alayım. Bakalım ne olacak deyip girer misin? Yani ben öyle değil. YouTube'dan bakıyorum ne yapacağımı. Ona göre karar verip ona göre buzdolabında malzemelere bakıyorum. Yani öyle işte, başlayayım. Planlıyorum. Hiç öyle bir şey yaşadın mı yani? Bakalım ya, elime ne geçerse bir alayım. Bakalım ne yemek olacak. Bir düşünce içerisinde... Yok, denemedim. Hayır. Yani böyle bir şey anlamsız olur. Hep sorulan soru nedir? Akşama ne yapayım? Bu anlamda yürütülecek ilk şey işte bir menü hazırlamaktır. İşte çorba olarak şu, ana yemek olarak şu, işte salatası, tatlı vesaire. Önce bir menü oluşturulur. Ve bu menünün kim tarafından ne şekilde yapılacağı, eğer tek başınızaysanız zaten sıkıntı yok. Ama evde bir arkadaşınız varsa, eşiniz, dostunuz varsa, işte annenizle beraber, teyzenizle beraber, neyse yani beraber çalışacağınız birileri, ki yönetim zaten biliyorsunuz iki kişiyle başlar. Birileri varsa ne yaparsın? Bunu paylaşırsın. Der ki mesela Seda, ya çorbayı ben yapayım, işte ana yemeği sen yap, salatayı sen yap, tatlıyı sen yap. Bu neyi sağlar arkadaşlar? Çorbaya iki kişi tarafından yapılmaz. Ya da dört kişinin hepsinin çorba yapıp ana yemek ve salatanın yapılmaması gibi bir durum ortaya çıkmaz. Çünkü siz planlama yaparak kimin ne yapacağını belirlemişsinizdir. Bu da neye yol açar işte? Zaman etkin kullanılmış olur. Kaynaklar etkin kullanılmış olur. Herkese görev verirsiniz. Dersiniz ki işte şu tatlıyı yapacağız, şu tuzluyu yapacağız. Herkes o görevi aldıktan sonra ne yapar? Neye ihtiyacı olduğunu analiz eder. Biri der ki benim iki yumurtaya ihtiyacım var. Birisi der ki benim üç yumurtaya benim ihtiyacım var. Öbürü der ki işte beş yumurtaya da benim ihtiyacım var. Tamam, şu kadar yumurta yetiyor dersiniz. Veya tedarik etmeye çalışırsınız. Ha, bu şekilde de ne olmuş olur? Herkes ne kadar yumurtayla çalışacağını bilir. Ama bu böyle olmazsa arkadaşlarım, herkes tatlı yaparsa ve bütün yumurtalar tatlıya harcanırsa, tuzlu için yapılacak, harcanacak bir yumurta kalmayacaktır. Bu da ne demek işte? Kaynakların verimli kullanılması konusu. Kıymetli arkadaşlar. Dördüncü yararı, faydası, denetleme standartlarının ve ölçütlerinin belirlenmesini sağlanmasıdır. Ne demek bu? Arkadaşlar, bir şeyin doğru yapılıp yapılmadığını yönetici kontrol etmek zorundadır. Bunu fonksiyonları anlatırken ileride değindik, daha detaylı anlatacağız. Denetleme fonksiyonunu izah ederken. Denetleme yapacaksınız. Yani işin sizin istediğiniz gibi, beklediğiniz gibi yapılıp yapılmadığını kontrol edeceksiniz. Bu durumda öncelikle ne yapmanız lazım? Neye göre kontrol edeceğinizin belirlenmesi lazım. Yani siz neye bakacaksınız? Denetleme faaliyetine gireceksiniz ama kontrol edeceğiniz şeyle. İşte planlamayla siz aslarınıza belirli hedefler
koyacağınız için sizin denetlemenizi de neye göre ve hangi ölçütler üzerinden yapacağınız belirli olmuş olur. Yani neyi ne şekilde kontrol edeceğinizi özetle görmüş olursunuz arkadaşlar. Bir diğer faaliyetimizin yani bu planlama faaliyetinin faydası bütün çabaların, gayretlerin ortak bir amaca yönelmesidir. Yemek örneğin devam ettirecek olursak herkesin ortak amacı nedir? Akşam yemeğini hazırlamak. Kimisi tatlıyla bunu yapar, kimisi ana yemekle, kimisi çorbayla, kimisi tuzluyla bunu yapar. Ama amaç ortak. Herkes akşam yemeği için çalışıyor. Siz mutfağa girmişseniz ve planlı bir şekilde hareket ediyorsanız, ikinizden birisi çıkıp da herhalde dışarıda alışveriş yapmak için, yani giyim alışverişi yapmak için hazırlanmaya başlamaz. Niye? Çünkü amacınız bu değil. Ortak amacın gerçekleştirilmesi de yine planlamanın bir diğer faydasıdır bu anlamda. Yöneticilere uzun vadeli düşünme ve geleceği tahmin edebilme yeteneği ve bu konudaki deneyimi kazanır planlamayla yöneticiler. Niye? Çünkü sürekli dedik öngörü içerisinde olmak zorundadır. Ve tabii ki son olarak yöneticileri yetki devrine teşvik etmek planlamanın önemli bir yararıdır. Planlamayla yetki devrinden kastımız, şu arkadaşlar. Yöneticinin kendi sorumluluğunda olan bir takım işleri başkaları tarafından, başkaları da dediğimizde asları, yani ona bağlı olan aslar, çalışanlar, bunlara tevdi etmesi. Yani benim şu işimi sen yap demesidir. Nasıl bir fayda sağlar bu? İşi hızlandırır. İşi çabuklaştırır ve yöneticinin çok daha kritik konularla haşır neşir olabilmesini, ilgilenebilmesini sağlar arkadaşlar. Planlama yaptıktan sonra yaptığımız planlamanın gerçekten anlamlı olup olmadığını, yürüyüp yürümeyeceğini, anlaşılıp anlaşılmayacağını tespit edebilmek için o plana belirli sorular sorarız arkadaşlar. Eğer yaptığımız plan ne, neden, kim tarafından, ne zaman, nasıl, nerede, ne maliyetle ve ne sürede sorularını cevaplıyorsa sizin yönetici olarak yapmış olduğunuz plan etkili bir plan olur. Başarıya ulaşması muhtemel bir plan olur. Bu sorulardan bir tanesini ya da birkaç tanesini eğer yapmış olduğunuz plan okunduğunda cevaplayamıyorsa o zaman planınızda eksiklik vardır arkadaşlar. Yine mutfak örneğini vermeye devam edelim. Hazır iftara yaklaşırken yemek planından bahsettik. İlk sorumuz ne? Ne yapacağız? Ne yemek yapacağız? Sorumuz buydu. Bunu cevaplıyorsa işte ne yapacağız? Akşama kuru fasulye pilav yapacağız. Neden yapacağız bunu? Elbette ki iftar için. Neden sorusu bakın bize neyi de getiriyor aslında? Ne zamanı da getiriyor. Çünkü iftar saati belli. Dolayısıyla bizim planımızın iftar saatinden önce tamamlanacak şekilde yapılması gerekecek. Kim tarafından, hangi yemeğin kim tarafından yapılacağı tanımlanacak. Ne zaman yapılacağı, işte iftar saatine hazır olacak şekilde yapılacak.
Nasıl yapılacak? O da yemeği yapacak kişinin artık kendi bilgisi, tecrübesi ya da işte Instagram'dan görmüş olduğu bir tarif gibi değişik bir durumda yapılması. Nasıl yapılacak? Nerede yapılacak? Elbette ki mutfakta. Tabii mutfağın dışına taşabilecek yemek faaliyetleri de var. Onlar da işte yemek ne yapılacağı belli olduğu için kolaylıkla tespit edilir. Ne maliyette yapılacak? Bize ne kadara patlayacak? Bu neyle alakalıdır? Çoğunlukla işte verdiğimiz örnekte hareket edecek olursa akşama gelecek olan misafirin ağırlığıyla alakalı. Yani çok böyle hatırlı misafirler gelecekse ne yapılır? Çok daha masraflı yemekler, çok daha zahmetli yemekler yapılır. Ama yakın arkadaşlar gelecekse veya işte şu anki mevcut durumdaki gibi sadece aile kendi içerisinde yapacaksa çok daha az maliyetle bir yemek yapmak planlanabilir. Ve tabii ne sürede yapacağız? Ne zaman başladıysanız yemeğe, iftara ne kadar zaman varsa o süre içerisinde elbette yapılacaktır. Şimdi planda, yemek planında bu soruları karşılıyorsam benim iftara istediğim gibi güzel bir iftar sofrasıyla karşılaşma ihtimali yüksek olacaktır. Niye? Çünkü planım geçerli olacaktır. Ama bu sorulardan bir ya da birkaçını ben eğer sağlayamayacak olursa planımda akşama iftarda sıkıntı var demektir. Arkadaşlar. İşte profesyonel yöneticiler için de durum böyle. Planlama sürecinden hemen bahsedilir. Arkadaşlarım, bir plan yapacağımız zaman bunun nasıl ki belirli soruları karşılamasından bahsettik, bir de belirli aşamaları geçmesi gerekir. Etkili bir plan yapmak için önce misyon ve vizyonun belirlenmesi ve bunun aslara ve plana katılacaklar kimlerse onlara açıklanması gerekir arkadaşlar. Misyonumuzu yani görevimizi, vizyonumuzu yani ne olmak istediğimizi, ne yapmak istediğimizi doğru belirlersek elbette ki ona göre plan yaparız. İkincisi amaçların belirlenmesidir. Neyi amaçlıyorum ben? Sorusu burada cevaplanır. Arkasından varsayımlar belirlenir. Nelerle karşılaşacağına dair varsayımlar üretilir. Sonra alternatifler ortaya konur. Şu olmazsa şöyle yapalım. Şu şekil gerçekleşmezse şu şekil hareket edelim gibi ve alternatifler arasında seçim yapılması konusu nedir bu? İşte maliyet, süre, başarı olasılığı, beklentilere uygunluk, muhtemel sonuçlar ortaya konur kıymetli arkadaşlar. Yine hemen aklınıza kalması için planlama sürecinin günlük hayatımızdan bir örnek verelim. Evleneceksiniz. İki tane aday var. Arkadaşlar. Bir tanesi şimdi Seda yine burada kurban olacak. Yapacak bir şey yok. Seda cevaplamanı rica edeceğim senden. İki tane aday var. Bu arada bekarsın herhalde değil mi? Evet, bekarım. Sonradan aile faciasına neden olmayalım yani. Yok, hayır. Şimdi iki tane aday var. Bir tanesi şu Türk filmlerindeki meşhur fakir ama gururlu genç. Yani çok fazla maddiyatı yok ama şefkatli, iyiliksever, seni düşündüğünü her zaman belli ediyor. Sana karşı her zaman ilgili. Orta halli, işte kendini ancak geçindirecek kadar bir
işi var Türkiye şartlarında. Mesleği de işte orta halli bir meslek. Kendini geçindirecek kadar bir meslek. Ya bir işte düz memur veya işte özel sektörde çalışan bir kişi. Bu birinci adayımız. İkinci adayımız çok zengin. Ama öyle böyle yani. Bayağı bir zengin. İşte babasının fabrikası var. Aynı zamanda müteahhitlik de yapıyor. Altında hiçbir zaman bir yıldan daha eski bir araba bulamıyorsun. Sürekli yeni çıkan versiyonlar neyse. Burak sen de hayalet aldın gibi sanki. Yani böyle bir hayat ne güzel olurdu dermiş gibi. Çok güzel böyle bir yaşam şekli var. İşte villası var, gemisi var, uçağı var neyse. Oldukça varlıklı bir ailenin çocuğu. İşi de çok güzel. Zaten kendi işi. Şirketleri falan var. Sana karşı ama çok böyle ilgili değil. Yani böyle vurdum duymaz bir tavır var. Ukala tabii ki varlıklı olduğu için. Öyle havalı bir tip. İkisi de sana evlenme teklif ediyorlar. Ne yaparsın? Bir plan yap bize. Yani hangisi tabii ki para olarak değil. Yani benim en son düşündüğüm şey şu an o. Yani her şeyi tabii ki düşünmek lazım. Ama genel olarak beklentini hangisi karşılıyorsa bu şey anlamında, anlaşma konusunda ve ilgi konusunda onu tercih ederim. Yani birincisi daha uygun gibi. Şimdi çok güzel bir şey söyledim. Ha, bu tercihin ne derece doğru olduğunu bilemeyiz. Yani hiç belli olmaz bu işler. Ama çok güzel bir şey söyledim. Beklentimiz ne? Değil mi? Şimdi bununla ilgili bir karar vereceğiz biz. Ve bir planlama yapacağız. Karar vermek anlamında. İşte ne diyorum ben sana? Seda diyorum bak. Önce karar vereceğin zaman bu bir yönetimin parçasıdır. Misyonunu ve vizyonunu belirle. Neydi misyon? Senin hayattaki amacın ne? Neyi amaçlıyorsun? Vizyonun bundan 5 yıl sonra nerede olmak istiyorsun? 5 yıl sonra kullanmak istediğin araba ne? Oturmak istediğin ev nasıl bir ev? Sahip olmak istediğin imkanlar? Özetle hep işte işi biraz da latifeye çevirmek için hep ekonomiden veriyorum. 5 yıl sonra kredi kartı limitinin ne kadar olmasını istiyorsun? Bu da nedir? Senin vizyonun. Tercih yaparken önce ne yapacaksın işte? Bu misyonu ve vizyonu ortaya koyacaksın. Bir tanesi sana diyor ki o birinci olan, ya çalışmanı istiyorum ben diyor. Çalış. Yani benim işim belli. İkincisi diyor ki hayır benim param hepimize yeter. İşte evinin kadını, çocuklarının anası olacaksın diyor. Ve bu şekilde seni kısıtlıyor. Şimdi ikisi de nedir? Bakın farklı misyonlar ve farklı vizyonlar içeren tercihler. Dolayısıyla önce bunu ortaya koyacağız. Ben hayattan amacım ne? Yani kendi ayaklarımın üstünde duran, bir iş sahibi olan, kariyeri olan birisi mi olmak istiyorum hayatta? Yoksa gerçekten işte çocuklarını sabahları onunla kahvaltı hazırlayan, sonra çocuklarını, sonra arkasından eşini işte işe uğurlayan, ondan sonra da hangi güne gitsem acaba deyip onun derdine düşen birisi mi olmak istiyorsun? Ve işte başka birinin seni sevme konusundaki eğilimine kendini bırakmak zorunda kalan birisi mi olmak istiyorsun? Bu tercih bizim planlamamızın, bu konudaki planımızın ilk aşaması. Şimdi buna karar verdin, ortaya koydun. Sonra amaçların belirlenmesi.
Neyi amaçlıyorsun? Sen niye evlenmek istiyorsun? Verdiğimiz örnekte. Ne yapman lazım? Bunun sorusunu cevaplaman lazım. Yani benim evlilikten beklentim ne? Ben niçin evlenmek istiyorum? Bunu ortaya koyacaksın. Üç, varsayımları belirleyeceksin. Hayatta karşılaşabileceğin olaylar neler? Yani çok varlıklı da olabilirsin, çok fakir de olabilirsin. Bu durumlarla karşılaştığında ne hissedersin? Ne düşünürsün? Bunları ortaya koyarsın. Sonra alternatifleri belirliyorsun. İşte bu söylediğimiz adaylar. Zengin eleman, fakir ama gururlu genç. Alternatiflerin bunlar. Bunları koyuyorsun. Sonra da alternatifler arasında seçim yapıyorsun. Seçim de nasıl yapılıyormuş? Maliyet, süre, başarı olasılığı, beklentilere uygunluk, muhtemel sonuçlar. Bu beş unsur senin alternatifler arasındaki seçimini belirliyor. Maliyeti. Zengin birini tercih ettiğinde maliyetten, bu örneğimiz için söylüyorum bunu. Gerçek hayatta tabii gerçek maliyetten bahsedeceğiz. Örneğimizde nedir? Birini tercih ettiğin zaman nelerden fedakarlık edeceksin? Yani bunun kişi olarak sana maliyeti ne olacak? Bunu ortaya koyacaksın. Belki biri diyecek ki işte Ankara'da yaşamayacaksın ama işte sen, biz İzmir'de yaşayacağız. Şimdi bunlar konuşulacak ki sonra sen bu alternatif arasında bu seçim yaparken bunları değerlendireceksin. Süresini, yani o evliliğin ne kadar sürebileceğini veya daha başlangıcı aldığında ne kadar süre içerisinde evlenebileceğini. Birisi diyor ki mesela şu fakir ama gururlu genç, ben diyor bütün masraflarımı kendim karşılamalıyım. Dolayısıyla beni bir 5 yıl beklemen lazım, para biriktireceğim diyor. Ama öbürü diyor ki hemen yaza bu işi hallederiz. Burada da süre söz konusu. Hangisine razısın? Yine başarı olasılığı. Yani senin karakterine ne derece uyacak bu durum? İkisindeki evlenme yüzdesi ne? Bu yola girdiğinde evlenmeyle sonuçlanma olasılığı nedir? Beklentilerine uygunluk. Bu kişiler senin hayattan beklentilerine ne derece uyuyor? Ve muhtemel sonuçlar. 5 yıl sonra ben hangi konumda olacağım? Bu kişiyi tercih ettiğimde 5 yıl sonra nasıl bir durumda olurum? Bu kişiyi tercih ettiğimde 5 yıl sonra hangi durumda olurum? Bunlar da senin alternatifler arasında seçim yapmanı sağlayacak. Kolay bir şey değil. Allah kolaylık versin. İnşallah doğru seçimi yaparsın. İnşallah hocam. Şimdi bu örnekteki gibi kıymetli arkadaşlarım, profesyonel yöneticiler de bütün bu süreci sırasıyla bir karar verecekleri zaman, bir planlama konusunda adım atacakları zaman uygulamak zorundadırlar kıymetli arkadaşlar. Şimdi plan türlerinden bir de bahsedeceğim son olarak. Birincisi, sürelerine göre biz planları tasnifliyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere. Süresi 1 yıl ve daha kısa olan planlar kısa vadeli planlardır. İşte 6 ay sonra ben ne yapacağım? 6 ay sonra nerede olacağım? Yaza nerede tatil yapacağım? Sorusunun cevabı için siz kısa vadeli bir plan yaparsınız. 1 yıl ve daha kısa süreyi kapsayan planlardan söz ediyoruz. 1 yıldan fazla, 5 yıldan daha azlık bir süreyi kapsıyorsa yapacağınız plan, orta vadeli bir plandan bahsediyorsunuzdur. İşte mesela az önce örnek verdiğimiz
İşte evlilik durumu. Bu sizin orta vadeli planınızdır. Belirli bir yaştaki erkekler ve kızlar için. Yönetici olarak da aynı şekilde. Eğer siz önünüzdeki 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl neyse bu şekilde bir plan yapıyorsanız orta vadeli plan yapıyorsunuzdur. 5 yıldan daha uzun süreli bir durum için, bir olay için, bir amaç için planlama yapıyorsanız arkadaşlarım o zaman uzun vadeli plan yapıyorsunuz demektir. Sürelerine göre planlarımız böyle. Bir de niteliklerine göre plan türlerimiz var. Onları da bu şekilde hemen açıklayalım. Birincisi politikalar arkadaşlar. Politikalar belirli bir konuda nasıl davranılacağını belli edilmesidir. İşin siyaset kısmını kullanmıyor. Şimdi politikanın bir diğer anlamı da siyasettir biliyorsunuz. Bir uygulamaya yönelik anlamı vardır politika kelimesinin. Bir de teoriye yönelik anlamı vardır. Teoriye yönelik anlamı daha çok siyaset bilimiyle ilgilidir. Uygulamaya yönelik anlamı ise yönetim bilimiyle alakalıdır. Hangi konuda ne yapacağız? Örneğin işsizlik politikası, enflasyon politikası dediğimizde arkadaşlarım bir kamu yöneticisine siz işsizlik konusunda nasıl hareket edeceksiniz? İşsizliği çözmek için neler yapacaksınız diye sormuş oluyorsunuz. Ya da işte enflasyon politikası dediğimizde, para politikası dediğimizde o konuda nasıl bir yol izlenecek? Hangi adımlar atılacak? Genel anlayışımız nedir? Mesela işte Türkiye'nin Suriye politikası dediğimizde ne aklımıza geliyor? Mesela diyor ki işte Suriye ile politikası bir ikili ilişkiler anlamında bir de sınır yönetimi anlamında politikası olabilir. Sınır yönetimi anlamında açık kapı politikası uyguluyor mesela Türkiye şu an. Ne demek bu? İsteyen herkes, Suriye'den gelen isteyen herkes Türkiye'ye, Türkiye topraklarına girebiliyor arkadaşlar. Yasal yollardan. Nedir bu? Bir politikadır. Yani bu konuda ben ne yapacağım? Sorusunun cevabıdır. Prosedür dediğimiz plan türü ise sürekli aynı şekilde yapılacak olan bir işin hangi sıralamayla yapılacağını bize tarif eden planlardır. Ne demek istiyoruz? İşte prosedür. Örneğin işte Seda ne yapıyor? Her hafta sağ olsun gelip burada benim için bir ders planı Zoom üzerinden bir saat planlaması yapıyor ve bu Zoom'dan işte bir saat toplantı saati alıyor ve bunu duyuruyor. Şimdi bunun bir prosedürü var. Ne yapıyor? Önce Seda bilgisayarın karşısına geçiyor. Sonra ikinci olarak işte Zoom programını açıyor. Üçüncü olarak Zoom hesabını aktifleştiriyor. Dördüncü olarak bu toplantıyı tanımlıyor. Beşinci olarak bu tanımlamış olduğu toplantının bilgilerini bana ve size gönderiyor. Daha sonra o saat geldiğinde toplantıyı başlatıyor. Saat bittiğinde toplantıyı kapatıyor. Nedir bakın bunların hepsi belirli bir sıralamaya göre yapılır. Şimdi Seda oturup da doğrudan hiçbir şey yapmadan evet toplantıyı kapatıyorum şimdi der mi? Demez. Yani yapmadığı, başlamadığı bir toplantıyı kapatmaz. Bu neyi gerektirir? İşte bir prosedürü gerektirir. Atılacak adımların sırasıyla belirlenmesi prosedürdür. Sürekli aynı şekilde yapılan bir işin, bir faaliyetin aşamalarının belirlenmiş haline biz prosedür diyoruz arkadaşlar. Programlar ise planın zaman yönlü detaylandırılmış halidir. Örneğin
işte bir televizyon akış şeması vardır biliyorsunuz. Bakarsınız 09 işte haberler, 9-15 işte dizi, 9-30 neyse işte belgesel. Bu şekilde ne olur? Bir akış vardır. İşte sizin gün içerisinde saatinizin alarmını kurup sizi uyandırdığı saatten itibaren hangi saatte ne yapacağınızı, nereye gideceğinizi, nerede olacağınızı, nereden döneceğinizi belirlemeniz durumunda siz bir program yapmış olursunuz. Yöneticiler ne derler? İşte bir şey olduğu zaman bir programa bakayım derler. Yani bakalım saat olarak bu görüşmeye uygun muyum ben demektir arkadaşlar. İşin zaman yönünden detaylandırılmış haline, planların zaman yönünden daha detaylı hale getirilmiş halidir programdır. Projeler kıymetli arkadaşlarım, büyük bir işin her bir parçasına verilen isimdir. Yemek örneğini verelim. Siz akşama yemek yapacaksınız. Bu sizin planınız. Seda'nın yapacağı kuru fasulye bir projedir. O üzerine kendi düşeni yapacaktır. O onun projesidir. Onu yerine getirdiğinde o planın kendisini ilgilendiren kısmını tamamlamış olur. Bir 10 bloktan oluşan bir site düşünün arkadaşlarım. Her bir blok bir projedir. Proje de bu şekilde. Bütçeler ise sorun mu var? Herhalde yine mi yanlışlık oldu? Yanlışlık oldu hocam sanırım. Tamam peki. Bütçeler dediğimiz şeyler arkadaşlarım, işin yani planların mali anlamda detaylandırılmış halidir. Nasıl ki zaman anlamında detaylandırılmış planlara biz program diyorsak, mali anlamda detaylandırılmış planlara bütçe diyoruz. Ne hangi işin ne kadar tutarla yapılacağı, ne kadar para toplanacağı, ne kadar tasarruf edileceği gibi hususların belirlenmesi bütçeyle olur. Devletlerin bütçesi vardır. Her yıl sonunda devletler bütçe ilan ederler. Ülkemizde de böyledir. Aralık ayı hem geçen yılın hesabının görüldüğü hem de önümüzdeki yılın hesabının tahmin edildiği ve bütçe kanunu olarak adlandırılan bir kanunun kabul edilmesine şahitlik eder. Her yılın Aralık ayı. Burada ne yapılır arkadaşlarım? İşte ben şu kadar vergi toplayacağım, şu kadar gelir elde edeceğim, şu kadar harcamam olacak. Eğitime şu kadar para vereceğim, savunmaya şu kadar para vereceğim, sağlığa şu kadar para vereceğim gibi. Devletler de ne yaparlar? Bu şekilde plan yaparlar. İşte devletlerin yapmış olduğu mali açıdan detaylandırılmış planlara bütçeler deriz. Stratejik planlar kıymetli arkadaşlarım, uzun vadeli planları ifade eder. Bunun karşıtı, stratejinin karşıtı arkadaşlarım, taktiktir. Onu da söyleyelim. Taktik kısa süreli faaliyetlerdir, planlardır. Stratejiler uzun vadeli planlardır. Mesela bir futbol teknik direktörü oyunculara ne yapar? Taktik verir. Niçin, neden taktiktir bunun ismi? İşte sadece o maç süresince geçerlidir çünkü. O maç bittikten sonra ne yapar? O taktik artık kullanılmaz. Ya da işte ne vardır? Biriyle tanışmak için arkadaşınızdan taktik alırsınız. Ne yaparsınız? İşte sadece o kişiyle tanışmak için o taktiktir. Sonra başka birisi için aynı taktiği kullanamazsınız. Gibi. İşte stratejik planlarda arkadaşlar, yöneticinin uzun vadeli ve sürekli geçerli olacak durumdaki planlarını ifade eder. Son olarak planlar konusundaki ifademiz kalkınma planları olacak. Kalkınma planları yine ülkeler tarafından yürütülen planlar.
planlardır. Bunlar belirli bir süre içerisinde devletin hangi konularda ne şekilde davranacağını ifade eden planlardır arkadaşlar. Ülkemizde de 1960'lı yıllardan beri, 1961 yılından itibaren arkadaşlarım, 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaktadır. Bu kalkınma planları işte devlete 5 yıl içerisinde eğitim konusunda neler yapacağını, sağlık konusunda neler yapacağını, savunma konusunda neler yapacağını gibi hangi konuda genel anlamda nasıl bir tutum izleyeceğini belli eden planlardır. Kalkınma planları kıymetli arkadaşlarım. Bu şekilde sizlerle planlama konusunu tamamlamış oldum. Yönetimin fonksiyonlarının ilki planlamaydı ve süremiz doğrultusunda sizlere planlama konusunu izah etmeye çalıştım. Anlaşılmayan bir husus var mıdır? Soracağınız bir soru var mıdır kıymetli arkadaşlar? Hocam chatte şöyle bir soru vardı. Sektöre göre bu uzun vade, kısa vade süreleri değişim gösterir mi diye. Şimdi ben bu sorulara bir bakayım. Tamam. Seda, Hümeyra bu arada sana da nasihatta bulunmuş. Onu da okumuşsundur yani. Gördüm hocam. Evet, Bora da katılmış işe. Evet, şimdi Hümeyra ne sormuş? Sektöre göre değişim gösterir mi bu vadeler? Hayır, bu sektörel bir ayrım yok. Sektörler, bazı sektörler kısa vadeli, bazı sektörler orta vadeli, bazı sektörler uzun vadeli plan yapabilirler. Yani sektöre göre süreler değişmez. Sektöre göre tercih edilen planlar, plan türü değişir. Örneğin turizm sektörü kısa vadeli bir plan yapar. Niye? O sezonla ilgilidir. Ondan sonraki sezon nelerle karşılaşacağını bilemeyebilir. Ama işte bir bankacılık sektörü düşündüğümüzde orta vadeli, hatta belki uzun vadeli plan yapması daha kolay olacaktır. Ha, bu şu demek değildir. Yani turizm sektörü hiç uzun vadeli plan yapmaz. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tercih edilen plan sürelerinden bahsediyorum. Yani turizm sektöründe daha kısa süreli planlar tercih edilebilir gibi. Normal uzun vadeli planlarla stratejik planlar arasında şöyle bir fark var. Uzun vadeli planlar planın gerçekleşmek, bakın süreler arkadaşlarım, yani kısa, orta ve uzun vade dediğimiz, burada belirttiğimiz süreler planın tamamlanma süresidir. Yani siz diyorsunuz ki bu plan 5 yıl içerisinde tamamlanır. 5 yılda planlayabilirim ben. Şimdi şöyle düşünün. Okula başlıyorsunuz. 4 yıllık bir okula başlıyorsunuz diyelim. Siz ne yaparsınız? 4 yıllık bir plan çizersiniz. Dersiniz ki birinci yıl şunları şunları yapacağım. İkinci yıl şunları yapacağım. Üçüncü yıl şunları yapacağım. Dördüncü yıl şunları yapacağım. Dört yıllık bir vade koymuş olursunuz kendinize arkadaşlar. Stratejik plan dediğimizde ise sizin için bir süre söz konusu değildir. Yani bunu 3 yıl içinde bitireceğim, 2 yıl içerisinde bitireceğim diye bir süre söz konusu değildir. Orta vadeli bir plan pekala sizin için stratejik bir plan olabilir. Neyi belirler? Strateji, stratejik plan, sizin belirli bir konuda aşama aşama neler yapacağınızı ortaya koyar. Bu 2 yılda da bitebilir, 5 yılda da bitebilir, 20 yılda da bitebilir. Hiç fark etmez. Sizin aşama aşama neleri kaydedeceğinizi, neleri yapacağınızı ortaya koyduğunuzda siz stratejik bir plan yapmış olursunuz arkadaşlar.
Ama süre söz konusu olduğunda kısa, uzun ve orta vade. Zaten ikisinin kategorisi dikkat ederseniz farklı kıymetli arkadaşlar. Birisi sürelerine göre dedik, diğeri niteliklerine göre, içeriklerine göre dedik kıymetli arkadaşlar. Ama şunu söyleyemez miyiz? Hocam yani stratejik planlar uzun vadeli planlara benzer mi?